Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Limit Yayınları'nın 20'li kronometre edebiyat denemesinin 17.sini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kutlu her karakterini ayrı ayrı örüyor ve taşranın bir köşesinde birleştiriyor. Karakterlerin kim olduklarını, geçmişlerini, aileleri ve çevrelerini, neler yaşadıkları ve neden burada olduklarını ince ince anlatıyor. Bu anlatım Kutlu okurları için oldukça tanıdık elbet. Kutlu'nun karakterleri gökten zembille inmez. Mutlaka sosyal ve psikolojik olarak bir zeminde bulunurlar. İyiler ölmezin karakterleri de böyle ifadesinde. Gökten zembille inmek ifadesine baktığımızda ne anlama geliyor arkadaşlar? Ortaya çıkaran birisinin olduğu, yani bir yaratıcının olduğu anlamını ifade ediyor arkadaşlar bu söz. Seçeneklere baktığımızda ise kutsal sayılmak olmaz, çok ilgi görmek olmaz, kendiliğinden türememek dursun, işlevsel olmak olmaz, inandırıcı olmak bu da olmaz. Kendiliğinden türememek nedir arkadaşlar? Bir yaratıcısının olması, bir ortaya çıkaranın olması anlamına geliyor bu da. Dolayısıyla parçadaki unsurla uyuşuyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bizim memleketimiz Ekvator'un kuzeyinde 20. enlem derecesinde başlayan ve dünyayı bir kemer gibi saran kurak kuşağın üst kenarındadır. Bizim memleketimiz mutsuz, umutsuz bir ülke değil, güzel bir memlekettir. Kadimde hele herhalde daha güzeldi. Yağışları bakımından memleketimizin büyük parçası Akdeniz rejimine bağlıdır. Akdeniz, yağış rejimine tabi olmayan tek sulak bölge Karadeniz kıyılarımızdır. Rize çevresinde yağışlarla yılda 1 metrekare kadar yere 3000 kilo kadar su düşer ve oradan batıya doğru belli bir miktarın altına düşmeden yavaş yavaş azalır. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarımıza yağışlar yılda metrekareye 350 kilo kadar su bırakır. En az yağış alan ve Orta Anadolu'nun göbeğinde bulunan Tuz Gölü çevresinde bu miktar 250 kiloya kadar düşer demiş. Arkadaşlar, parçaya baktığımızda terimlere yer verilmiş midir? Tabii ki. Bakın, şurada enlem derecesi demiş. Daha sonra Akdeniz yağış rejimi demiş arkadaşlar. Bunlar terimsel ifadelerdir. A seçeneğini bu yüzden elemiş oluruz. Sayısal verilerden yararlanma. Bakın, 3000 kilo demiş, 350 kilo demiş, 250 kilo demiş arkadaşlar. Bunların hepsi sayısal bir veridir. Dolayısıyla bunu da elemiş olduk. Açıklayıcı anlatım benimsenmiş midir? Evet. Bakın, Türkiye'deki yağış oranından bahsediyor. Bunlar hakkında bilgi vermiş. Paragrafın genelinden bunu çıkarabiliriz. Bu da doğrudur. Bunu da eledik. Kişisellik ağır basmaktadır. Dursun. Benzetmeye başvurulmuştur diyor arkadaşlar. Bu nerede var? Bakın, bu da dünyayı bir kemer gibi saran kurak kuşağın demiş. Kurak kuşağı neye benzetiyor arkadaşlar? Kemere benzetiyor. Bunu yaparken gibe edatını kullanmış. Dolayısıyla burada benzetme vardır. Bunu da eledik. Kişisellik ağır basmıyor arkadaşlar. Daha çok bilgi verme amacıyla yazılan, açıklayıcı bir anlatımın olduğu bir anlatım tekniği benimsendiği için kişisellik ağır basmamaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden sonraki cümlenin gerekçesidir demiş. Adını taşıdığı bitkinin gövdesinden elde edilen papirüs, doğanın Mısır'a armağanlarından biridir. Vaktinde Mısır'dan bütün dünyaya ihraç edilen bu kağıt, zaman gelir diğer coğrafyalardan esirgenmeye başlanır. Bu da farklı kültürleri yeni kağıt arayışlarını iter. Bu arayış ki çok yakın zamanlara değin sürecektir. Papirüs parşömene, parşömen palimpseste, o da küçük kağıda dönecektir zamanla ifadesinde. Bakın arkadaşlar, gerekçe nerede var? Gerekçe değerli arkadaşlar, 2 numaralı cümlede var. Kendisinden sonraki cümle demiş. Biz oradan başlayalım. Farklı kültürleri yeni kağıt arayışlarına iter demiş. Peki bunun nedeni nedir arkadaşlar? Neden farklı kültürleri kağıt arayışlarına itiyorlar? Bunun nedeni de bakın burada yatıyor. Vaktinde Mısır'dan bütün dünyaya ihraç edilen bu kağıt, zaman gelir diye diğer coğrafyalardan esirgenmeye başlandığı için farklı kültürleri yeni kağıt arayışlarına ne yapmışlardır? Gitmişlerdir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Birinci cümlede bir saptama yapılmıştır derken tespitte bulunmayı ifade ediyor arkadaşlar. Herhangi bir şeyin tespitinde bulunma. Günümüzde nitelikli bir okur olmanın hakkını vermek gerçekten de güç derken, bakın arkadaşlar, günümüzde nitelikli bir okur olmanın zorluğundan bahsediyor. Bir tespitte bulunuyor. A seçeneği doğrudur. Bunu eledik. İkinci cümlede aşamalı bir durum söz konusudur demiş. Bakalım. Hemen her gün yeni bir kitap vitrinlerde yerini alıyor. Dursun. Üçüncü cümlede yeni çıkan kitapları edinmenin güçlüğünden söz etmiştir. Ama onlarla buluşmamız, onları edinmemiz ve okumamız bir zaman ve imkan meselesi derken bunun zor olduğunu bahsediyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bunu da dedik. Dördüncü cümlede bir karşılaştırma yapılmıştır. Görsel ve işitsel kültür yazılı kültürün çok önünde ifadesinde, bakın, yazılı kültürle görsel ve işitsel kültürü karşılaştırmış. Dolayısıyla burada bir karşılaştırma vardır. Bunu da elemiş olduk. Beşinci cümlede bir sonuç dile getirilmiştir diyor. Bu nedenle çağın yükselen değerleri arasında kitap hak ettiği değeri alamıyor ifadesinde bir sonuca varmış arkadaşlar. Şu altı çizili ifadeyle, dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Ama 2 numaralı cümlede aşamalı bir durumdan bahsetmiyor arkadaşlar. Kademe kademe ilerleyen bir şeyden bahsetmiyor. Her gün yeni bir kitabın vitrinlerde yer aldığını söylüyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Buna göre aşağıda verilen dizelerin hangisinde bu dizelerdeki söz sanatının benzeri yoktur demiş. Can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konan göçer. Bu dizelerde can sözcüğü kafes ve uçmak sözcüklerinin aracılığıyla bir kuşa benzetilmiştir. Benzeyen can söylenmiş fakat kendisine benzetilen kuş söylenmemiştir ifadesinde. Arkadaşlar, biz buradan bu söz sanatının hangisi olduğunu anlıyoruz. Tabii ki kapalı istiareden bahsediyor arkadaşlar. Bize burada kapalı istiare var, seçeneklerde olmayanı soruyor. Bakalım. Yapraktan saçını yerlere yaymış, sonbahar ağlıyor ayaklarında ifadesinde. Bakın arkadaşlar, burada nedir? Sevgili ve mevsim arasında bir ilişki kurmaya çalışmış. Sevgili söylenmemiş, mevsim söylenmiş. Dolayısıyla benzeyen yok, kendisine benzetilen var. Burada kapalı istiare vardır. A seçeneğini elemiş olduk. Her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerimi ifadesinde ise güneşin battığı yerden ne çıkar değerli arkadaşlar? Ay çıkar. Sevgiliyi bu sefer neye benzetmiş sanatçı? Ay'a benzetmiş. Benzeyen yok, kendisine benzetilen var. Dolayısıyla kapalı istiare vardır. Bunu delemiş olduk. Güz mü geldi, rengin soldu, ne tez yaprak döktün ömrüm ifadesinde ise değerli arkadaşlar, bakın, bu sefer ömrü neye benzetmiş? Bir ağaca benzetmiş, yaprak döktün diyerek. Benzeyen var, kendisine benzetilen yok. Dolayısıyla C seçeneğini delemiş olduk. Sen kaçan ürkek bir ceylansın dağda, ben peşine düşmüş bir canavarım ifadesinde ise, bakın arkadaşlar, sevgili bu sefer ceylana benzetilmiş. Kendisini de arkadaşlar neye benzetiyor? Canavara benzetiyor. Ürkek bir ceylansın derken benzeyen yok, kendisine benzetilen var. Benzeyen yok, kendisine benzetilen var. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne vardır? Burada bir açık istihare söz konusudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kulak verin ki zaman tahtayı kemiriyor, tavan aralarında, tavan aralarında derken, bakın arkadaşlar, zaman söylenmiş ama kendisine benzetilen fare söylenmediği için burada da yine ne vardır? Kapalı bir istihare söz konusudur. Bunu da elemiş olduk. Altıncı soru. Yukarıda özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Bir cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin iki grup arasında bir hakem heyeti huzurunda tartışıldığı konuşmalardır. Birer fikir ve söz yarışmasıdır. Bir başkan yönetiminde jüri önünde yapıldığında gruplardaki konuşmacı sayısı 2 ila 4 arasında değişebilir. Her grup kendi sözcüsünü veya başkanını önceden belirler. Jüri konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı belirler. Aynı zamanda
sınıf ortamında yapılan tartışmalardır. Amaç inandırıcı olmaya çalışmak ve jüriyi etkilemektir ifadelerinden. Biz ne anlıyoruz arkadaşlar? Bunun bir münazara olduğunu anlıyoruz. Sınıf ortamında yapılıyor. Tartışmanın galibi var. Aynı zamanda 2 ile 4 arasında değişebiliyor konuşmacı sayısı. Bir de jüri var. Bunlar münazaranın özellikleridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu partide boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir demiş. Bakalım. Mesneviler divan edebiyatında adeta günümüzdeki hikaye ve romanın görevini üstlenmişlerdir. Mesnevilerde roman ve hikayede olduğu gibi mekan, zaman, olay ve kişilere yer verilmiştir. Destanlar, mazlum tarihler, aşk hikayeleri, din ve tasavvuf ile konular, ahlaki ve didaktik konular, ilim, sözlük bilgisi, mizahi konular, şehir güzellikleri mesnevi biçiminde yazılmıştır. Örneğin nokta nokta adlı mesnevi nokta nokta konulu bir mesnevidir demiş. Şimdi arkadaşlar, Hüsrev-i Şirin bir aşk mesnevisi midir? Evet, bu gelebilir. Bakın bunu eledik. Hayriye didaktik ve ahlaki bir mesnevi midir? Evet, bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Garipname şehir güzellikleri demiş. Dursun. Hüsnü aşk tasavvuf mudur arkadaşlar? Evet, doğrudur bu. Bunu da elemiş olduk. Harname bir eleştiri mesnevisidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Şimdi Garipname şehir güzelliklerini anlatan bir mesnevi değil ki arkadaşlar. Daha çok dini, ahlaki ve tasavvufi nitelikler taşıyan bir mesnevi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen kişilerin kopuz veya saz eşliğinde söyledikleri ürünlerden biri olamaz? Parçamıza bakıyoruz. Müzik, sözlü kültür ürünlerinin hafızalarda yer edinmesini sağlayan en önemli unsurdur. Türklerde çok eskiden beri kan, baksı, ozanlar şiirlerini saz, bağlama, özellikle kopuz eşliğinde söylemişler. Bu durum dinleyici çevresinin icra anında canlı tutulmasını, söylenenlerin tesirli olmasını sağlaması bakımından önemliydi. Arkadaşlar, kopuz ve saz eşliğinde söyledikleri ürünlerden biri olamaz demişti. Koşuk olur, kopuz eşliğindedir. Semai, bu da arkadaşlar saz eşliğindedir. Bunu da elemiş oluruz. Koşma saz eşliğinde. Sagu değerli arkadaşlar kopuz eşliğinde söylenir. Bunu da elemiş olduk. Şatiye arkadaşlar. Şatiye olmaz. Neden? Çünkü şatiye dini tasavvuf halk edebiyatında görülen bir üründür. Burada Allah'la dalga geçiyormuşçasına yazılan şiirlere denir arkadaşlar. Dolayısıyla burada kopuz ya da saz göremiyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hamse sahibi şairlerden biri değildir demiş. Şairlerin 5 mesnevisinden oluşan külliyatına hamse denir. Bakalım. Alişir Nevai hamse sahibidir. Elemiş olduk. Hamdullah Hamdi hamse sahibidir. Bunu da eledik. Taşlıcalı Yahya bunun da hamsesi var arkadaşlar. Bunu da eledik. Şeyh Galip Dursun Nevizade Atayi arkadaşlar bunun da hamsesi var. Bunu da elemiş olduk. Doğru cevabımız nedir? Hamse yazmayan Şeyh Galip'tir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım. Divan şairi kendi geleneğini oluşturup o geleneği sürdürürken farklı çıkışlarda da bulunmuştur. Bu çıkışlar özellikle onun kendini yenileme gereksiniminden doğmuştur. Bu çıkışların bir kısmı özgürlüğün bir çabası olarak kendini gösterirken bir kısmı ise dışarıdan getirilen yeni edebi arayışların kendi içindeki işleyiş biçimiyle ortaya çıkmasıdır. Nokta nokta dışarıdan alınan edebi anlayıştır ve şairlerimiz bu üslubu işlerken geleneğin kapısını aralamışlardır. Nokta nokta özgün söyleyişi ve mahallileşmesi, nokta nokta hikemli söyleyişi ise özgün olmanın ve dış etkiyle birlikte kendi içinde kendini yenilemenin göstergesi olmuştur diyor. Arkadaşlar bakın burada hikemi demiş, mahallileşme demiş. Hikemi tarzda söylenen şiirleri ortaya koyan kişi kimdir arkadaşlar? Tabii ki Nabi'dir arkadaşlar. Peki mahallileşmenin etkisiyle ortaya konan şiirleri kim dile getirmiştir? Tabii ki Nedim'dir. En önemli temsilcilerinden biridir. Peki dışarıdan getirilen yeni edebi anlayışların kendi içindeki söyleyiş biçimiyle ortaya çıkmasıdır diyor. Dışarıdan alınan bir edebi anlayıştır ve şairlerimiz bu üslubu işlerken geleneğin kapısını aralamışlardır ifadesinde.
Boş bırakılan yere ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Hatırlarsanız sanatçılar Hindistan'a gidiyor. Oralardan bir şey getiriyordu arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Sepki hindi akımı diyoruz arkadaşlar. Süslü nesir demek. Seçeneklere baktığımızda bakın Sepki hindi, Nedim ve Nabi. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada bilgi yanlışının giderilmesi için numaralanmış sözcüklerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir demiş. Gazeller içerdikleri konulara ve bu konulara bağlı üsluplara göre çeşitli adlarla anılır. Aşkla ilgili her türlü acı, sıkıntı, mutluluk, sevgi, yakarış ve benzeri içli duyguların anlatıldığı gazeller şuhane gazel adını alır. Arkadaşlar biz buna şuhane gazel mi diyoruz? Hayır. Bunun adı nedir arkadaşlar? Aşıkane gazeldir. İçkiyle ilgili çeşitli düşünceler, dünya ve hayatı aldırış etmeme, yaşamdan zevk alma ve benzeri konulu gazellere rindane gazel denir. Doğrudur. Kadın ve ten güzelliklerinin ağır bastığı bir aşkı anlatan gazellere de aşıkane gazel değil arkadaşlar. Ne diyoruz? Şuhane gazel diyoruz. Hayat dersi veren, öğretici ve verici söyleyişli gazellere de hakimane gazel denir demiş. Arkadaşlar bu da doğrudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3 numaralı ifadelerin yer değiştirmesi gerekiyor. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneğidir. 12. soru. Kaside nazım biçimiyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi ayraç içindeki ile uyuşmamaktadır demiş. Bakalım. 15-20 beyit kadar olur. Şiirin giriş bölümüdür. Değişik tasvirlerle doludur. Özellikle doğa betimlemeleri yer alır. Nesip bölümüdür arkadaşlar. Doğrudur. Bunu elemiş olduk. Asıl konunun anlatıldığı bölümdür. Kasidenin sunulacağı kişinin övgüsüne ayrılmıştır. Bu bölümde sultanlık, vezirlik, kadılık gibi yüksek makamlardan birinde olan kişinin o makamın gerektirdiği erdemlerin en yücesine sahip olduğu söylenir. Metiye demiş. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Kaside içerisinde şairin şiirine bir renk katmak ya da sanat gücünü sergilemek için söylediği gazellerdir. Her kaside bu bölüm olmayabilir demiş. Arkadaşlar, kaside ile aynı ölçü ve kafiyede yazılan şiir tegazzüldür. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Şairin kendini övdüğü bölümdür. İçerik yönünden metiye benzer, beyit sayısı değişebilir. Fahriye de ne yapardı arkadaşlar sanatçı? Kendini överdi. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Kasidenin son bölümüdür. Önceki beyitlerde övgüsü yapılan kişi için dua edilir bu bölümde ifadesinde ise makta değildir arkadaşlar. Makta ilk beyittir. Bahsedilen bize ne diyor? Bölümden bahsediyor arkadaşlar. O yüzden makta değil ne olacaktır? Dua bölümü olacaktır. Bunun içine doğru cevabımız E seçeneğidir. 13. soru. Halk şiiri geleneğini temsil eden aşıklara ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşıkların pek çoğu şiirlerini irticalen söylemiştir. Pek çok aşık doğup büyüdüğü yerde kalmamış, sanatlarını ülkenin birçok yerini dolaşarak icra etmişlerdir. Kimi aşıklar hikayeler anlatarak halkı eğlendirmek ve eğitme yoluna gitmişlerdir. Kişiler gördükleri ve etkisinde kaldıkları rüyanın bir usta yanında yetişmenin, sazlı sözlü ortamın ve anlatılan halk hikayelerinin etkisinde aşıklığa başlamışlardır. Hepsinde divan edebiyatı özentisini ve kültürünü görmek mümkündür demiş. Arkadaşlar, hepsinde divan edebiyatı özentisi var mıdır? Yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Nokta nokta ince zeka oyunlarıyla insanları eğlendirmek, güldürmek, bir olayı, durumu açıklığa kavuşturmak, devletin veya toplumun eksik, aksak yanlarını hicvetmek, herhangi bir düşünceyi güçlendirmek gibi amaçlarla söylenen kısa ve yoğun halk edebiyatı anlatılarıdır. İnce bir mizah, keskin bir alay ve erdemli bir hiciv temel nitelikler arasındadır. Yerinde kullanıldıkları takdirde insanları etkileme güçleri yüksektir diyor. Arkadaşlar atasözlerinde böyle bir şey var mı? Yok. Elemiş oldu. Bilmece olabilir mi arkadaşlar? Herhangi bir şeyi buldurmaya yönelik değil. Bu da olmaz. Yine muamma da bu yöndedir. Hemen hemen bilmeceyle aynıdır. Bunu da elemiş olduk. Deyim midir peki bu? Deyimlerin içerisinde genellikle mecaz anlamda kullanılır. Fakat ince bir mizah söz konusu değildir. Bunu da elemiş olduk. Arkadaşlar anlatılan özelliklere baktığımızda bu nedir? Fıkradır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 15. soru.
Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Tanzimat dönemine damga vuran aydınlardan nokta nokta fikir ve siyaset adamı olmasının yanı sıra önemli bir edebi kimlikti. Yazdığı şiirlerde, romanlarda ve tiyatro oyunlarında topluma yenilikçi fikirleri bazen satır aralarında bazen de açıkça anlatıyor. Edebiyatı yenilikleri yaymak için bir araç olarak değerlendiriyordu. Yüzyıllar boyunca divan şiirleri hükümdarlarını övmek için kasideler yazdılar. O ise ilk defa farklı yaklaşımla hükümdarları değil, hürriyet kavramını övdü. Hürriyetin insan için ne denli büyük bir önem taşıdığını işler Hürriyet kasidesinde. Ne efsünkârimissin imişsin ah ey didar-ı hürriyet diyerek özgürlüğün büyüleyici güzel yüzüne seslendi ifadelerinden. Arkadaşlar biz bu sanatçının kim olduğunu anlıyoruz. Bakın hürriyet kasidesi demiş. Hürriyet kavramını dile getiriyor arkadaşlar. Özgürlükten bahsediyor ve bunu yaparken gür bir sesle dile getiriyor. Tabii ki bunu yapan kimdir? Namık Kemal'dir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tanzimat döneminin dikkat çeken bir ismi de birçok türde verdiği eserle yazı makinesi olarak anılan nokta noktadır. Aslında sorunun cevabı çıktı ama yine diğer kısmı da okuyalım biz. Yaşadığı dönemin siyasi, ekonomik, sosyal, sanatsal durumunu ve ikilemlerini eserlerinin içinde otoriter bir sesle halkla paylaşan Hacı Evvel lakabının gereği olarak bilhassa tefrikalarıyla evde oturan genç kızlardan sokaktaki insana kadar tüm toplumu eğitmeyi amaçlayan yazar toplum mühendisliğini kendine meslek edinmiştir diyor. Arkadaşlar bu kişi kimdir? Tanzimat döneminde 200'e yakın eser veren sanatçı arkadaşlar tabii ki Ahmet Mithat Efendi'dir. O bir yazı makinesidir. O ilk öğretmendir. Toplum mühendisidir. Bunun içine doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 17. soru. Yukarıdaki 6 çizili adlardan hangisi parçada anlatılanlarla uyuşmamaktadır diyor. Mapusant'ın olay öykücülüğüne giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan klasik yapı hakimdir. Olay temelli bu öykülerde kişiler özellikle seçilmiş nitelik sahibi unsurlardır. Olayla mekan ve kişiler arasında güçlü bir ilişki mevcuttur. Bu tarz öykülerde her türlü mekan ve bu mekanlara uygun tipler yer alabilir. Anlatımda tahlillere, açıklamalara, yorumlara kadar uzanan bir ayrıntıya yer veriş vardır. Edebiyatımızda Halit Ziya, Ömer Seyfettin, Refik Halit, Sait Faik Abasıyanık ve Reşat Nuri bu türün önemli temsilcilerindendir demiş. Arkadaşlar buradaki bilgi yanlışlığı nerede var? Bakın buradaki bilgi yanlışlığı Sait Faik Abasıyanık'ta var. Arkadaşlar Sait Faik Abasıyanık Mapusant değil, Çehov türünde yazdığı hikayelerle ön plana çıkmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 18. soru. Yukarıda verilenler Türk edebiyatının hangi döneminin özellikleriyle daha çok örtüşmektedir diyor. Bakalım. Sanat için sanat ilkesine bağlıdırlar. Cümlenin dize ya da beyitte tamamlanması kuralını yıkmışlar ve cümleyi özgürlüğüne kavuşturmuşlardır. Aruz ölçüsünü kullanırlar. Ancak aruzun dizeler üzerindeki egemenliğini de yıkarak bir şiirde birden çok kalıba yer vermişlerdir. Onlar her şey şiirin konusu olabilir görüşünü benimsemişler. Fakat dönemin siyasal baskılarını nedeniyle aşk, doğa, aile hayatı ve gündelik yaşamın basit konularına inmişlerdir. Sanatkârane üslup ve yeni söz varlığı yaratma kaygısıyla oldukça ağır bir dil kullanmışlardır ifadelerinden. Bakın arkadaşlar, şu ifadeler bizim için çok önemli. Sanat için sanat düşüncesine bağlı kalan, aruz ölçüsünü kullanan, aynı zamanda bir şiirde birden fazla aruz kalıbını kullanan kimdir? Cenab-ı Şihabettin'dir. Elhan-ı Şita adlı şiiriyle bunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda Servet-i Fünuncular her şeyi şiirin konusu olabilir diyerek şiirin konusunu genişletmişlerdir. Bunlar aynı zamanda siyasal baskıya maruz kaldıklarından dolayı istibdat dönemini yaşamışlardır. O yüzden ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. Arkadaşlar sanatkârane bir üslup ve yeni bir söz varlığı yaratma çabasına girdiklerinden dolayı da dilleri ağır bir şekilde kullanmışlardır. Bundan dolayı da Ahmet Mithat Efendi ne yapıyor arkadaşlar? Servet-i Fünuncuları dekadanlar diye eleştiriyor. Dolayısıyla da doğru cevabımız Servet-i Fünun olacaktı. Yani B seçeneğidir.
19. soru. Bu parçada bahsedilen yazar ve dergi aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Bakalım. Onun edebiyat dünyasındaki ilk parlak çıkışı, imzasız yayınlanan ve özellikle dil alanındaki Türkçü tavrını taşıdığı Yeni Lisan yazısıdır. Ali Canib'in çıkardığı ve Türkçülük akımının teorilerinin oluştuğu dergide bu yazısı geniş yankı bulur. Bu dergi zamanla aynı ya da benzer görüşteki yazarlar için bir adres olur. Bir süre sonra dergiye Ziya Gökalp de katılır. O, Ziya Gökalp ve Ali Canip bu dergide daha sonra bir akım haline gelip 1920'lere kadar Türk edebiyatına damgasını vuracak olan milli edebiyat akımının temellerini atarlar ifadelerinden. Bakın arkadaşlar, milli edebiyatın temelini atan kimdir? Ali Canip'tir arkadaşlar. Aynı zamanda Ziya Gökalp'tir ve bunların önünde de bir isim daha var arkadaşlar. Üç önemli isimdi. O da kimdir? Tabii ki Ömer Seyfettin'dir. Hatırlayın, Yeni Lisan adlı makaleyi de Ömer Seyfettin imzasız olarak yayımlıyor. Bu üçlüden eksik olan Ömer Seyfettin bunu da yaparken Genç Kalemler dergisinde kalem alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlerden birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Kiralık Konak romanıyla birlikte parça parça dökülmeye, yalnız kalmaya yazgılı ihtiyar. Arkadaşlar, Kiralık Konak romanında bu kişi kimdir? Hatırlayın, tabii ki Naim Efendi'dir. Kendisini Çanakkale şehitliğine adayan kimdir arkadaşlar? Bu da hepinizin bildiği gibi Hakkı Celis'tir. Kumar tutkusu ve hızlı hayat tarzı sonucunda bunalıma giren kişi ise arkadaşlar Faik Bey'dir. Yitirdiği değerlerle birlikte adlı kişinin düşüşü her biri ayrı yönlere savrulmuş yeni kuşakların kaderlerini özetler demiş. Burada da bu kişi kimdir arkadaşlar? Tabii ki Seniha'dır. Getirilemezi sormuştu bize. Naim Efendi var, Hakkı Celis var, Seniha var, Faik Bey var. Turan Hanım olacaktır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. 21. soru. Bu cümlede ele alınan romanın yazarının yapıtları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakalım. Dönemeçte çok partili hayata geçiş dönemlerinin yaşandığı yıllarda bir Anadolu kasabası olan Akşehir'de doktor olarak çalışan Şerif adlı bir aydının şahsında birçok değerin temsil edildiği, onun kişileri etrafında aynı çevrede bulunan aydınların tenkit edildiği bir romandır demiş. Arkadaşlar, Dönemeçte adlı eser kimin? Hatırlayacağınız gibi Tarık Buğra'nın eseri. Şerif adlı kahraman var biliyorsunuz orada. Seçeneklere baktığımızda Yağmur'u beklerken Tarık Buğra'nın, Küçük Ağa Tarık Buğra'nın, Firavun'un imamı Tarık Buğra'nın, Siyah Kehribar da arkadaşlar Tarık Buğra'nın. Peki Yalnızız kimin arkadaşlar? Bu da yine hepinizin bildiği gibi Peyami Safa'nın eseridir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçadaki değerlendirmeler aşağıdaki yazarlardan hangisine yönelik olduğu düşünülemez diyor. Bakalım. O eseri için gerekli malzemeyi hayatta arıyor ve her şeyden önce Anadolu köyünün ve köylüsünün hayatına yöneliyor. Köy hayatının problemleri, tek tek kişilerin köy toplumundaki durumları, onların bu topluma nasıl uydukları ya da nasıl karşı koydukları, kendilerini bu topluma nasıl kabul ettirdikleri veya nasıl karşı koydukları veya nasıl eriyip gittikleri, tarla hayatı ve doğanın bu hayata yaptığı karşı konulmaz etkileri. Bütün bunlar onda ustalıkla işlenmiştir. Onun köy insanının hayatı üzerine olan derin ve ince bilgisi, insanda yazarın köyde ve köylülerle birlikte büyüdüğü izlenimini uyandırıyor ifadelerinden. Bakın arkadaşlar, bize neyi soruyor? Köy ve köylülerle ilgili eser verip vermeyen sanatçıları soruyor. Şimdi Kemal Bilbaşar arkadaşlar köy hayatını dile getirmiş midir? Evet, bakın Cemo ve Memo adlı eserlerinde köy hayatını anlatmıştır. O yüzden A seçeneğini eleriz. Peki Talip Apaydın'ın böyle bir durumu var mı? Bunun da var tabii ki arkadaşlar. Hatırlarsanız Sarı Traktörü var arkadaşlar sanatçının. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Sait Faik Abasıyanık dursun. Mahmut Makal. Arkadaşlar tabii ki Mahmut Makal da köy edebiyatının önemli isimlerinden biridir. En önemli eseri de nedir hatırlarsanız? Bizim Köy adlı eseridir. Köy hayatını anlatır. Bunu da demiş oldum. Fakir Baykurt. Arkadaşlar
Fakir Baykurt da yılanların öcünü kaleme almıştır. O da köy hayatını anlatır. Bunu denemiş olduk. Sait Faik Abasıyanık daha çok arkadaşlar İstanbul öykücüsü olarak bilinir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 23. soru, aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı konusu etrafında gelişen yapıtlardan biri değildir diyor. Arkadaşlar, Ateşten Gömlek Halide Edip Adıvar'ın romanıdır. Kurtuluş Savaşı'nı anlatmıştır, elemiş olduk. Yorgun Savaşçı Kemal Tahir'in eseridir. Kurtuluş Savaşı'nı işler, bunu da eledik. Sahnenin dışındakiler Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseridir. Bu da Kurtuluş Savaşı'nı konu almıştır, bunu da eledik. Dikmen Yıldızı Aka Gündüz'ün eseridir. Burada da arkadaşlar Kurtuluş Savaşı anlatılmıştır. Bunu da eledik. Peki Devlet Ana? Devlet Ana Kemal Tahir'in eseridir. Osmanlı'nın kuruluşundan önceki Anadolu'yu anlatır arkadaşlar. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı söz konusu değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son sorumuza geçiyoruz. 24. soru. Bu parçada ele alınan yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Roman, unutma ve hatırlama kavramları üstüne eğilirken insan ilişkilerinin vahşiliği, iktidar ve güç üstüne odaklanır. Roman anlayışında görülen ekofeminist etkilerin net bir şekilde yansıtıldığı Unutma Bahçesi, birbirinden rol çalan kahramanların belleğin ve toplumsal rollerin şiddeti ağırlığı üzerine yazılmış bir romandır. Ormanda ölüm yokmuş da doğacı, çevreci bir duyarlılığın ilk sinyallerini veren yazar, bu romanında tamamen doğayla baş başa olmakla mümkün olacağına inandığı unutma kavramına yoğunlaşır. İfadelerinden ve eserlerden değerli arkadaşlar, biz bunun kim olduğunu anlıyoruz. Tabii ki Latife Tekin olduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.